Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Burak. Bugün kariyer serimizin ikinci bölümündeyiz ve arkadaşlar 5000 paramız var. 5000 euro. Yeni işler, yeni seviyeler falan atlayacağız. Bakalım. Şu anda beceri puanımız yok. 2 tane posta gelmiş. Bakalım para mı yeter? İşte şeyler gelmiş arkadaşlar. Banka falan atmıştı. Çekici galerisi atmış. Para verelim hesabı. Gerek yok arkadaşlar şimdilik. Evet. Bu arada bu videoyu 3. çekeceğim arkadaşlar. Hep elektrikler kesildi falan. Bakalım inşallah bugün kesilmez. Evet, yeni bir iş alacağız. 5000 para veriyor arkadaşlar. İstanbul Edirne. En yüksek olanı alalım şimdilik ya. Evet, aracımıza geldik. Hadi bismillah. Bir kontağı bir çevir bakalım. Haydi bakalım. Yolculuğumuza çıkalım. Şöyle bir testleri bir kontrol edeyim bazen. Takılıyor, bir şey oluyor. Evet, altımızda Scania var arkadaşlar. Traktör taşıyoruz. Şunlar da herhalde pulluklar traktörlerin. Aynı şeye benzettim biraz. Neydi? Köpek balığı misali. Şöyle bakayım. Evet. Yolumuza çıkıyoruz arkadaşlar. Uzun yol. 250 kilometre yolumuz var. Ve bütün her şey açık. Trafik cezaları olsun. Şeyler olsun. Her şey açık arkadaşlar. O yüzden sakin kullanacağız. Kaza maza yapmayacağız. Onlara dikkat ederek ilerleyeceğiz inşallah. ...250 kilometre yol. Bismillah. Havalı korna yok. Normal düz korna varmış. Geniş dorsemiz var, o yüzden geniş diyorum. Uzun dorsemiz var. O yüzden dönüşlerde birazcık daha dikkatli olacağız inşallah. Buraya geniş yol. Yeni bir e-posta mı? Abi yeter mi? Bankalar bir rahat bırakın ya. Burada da mı? Oyunda da mı ya? Yapmayın Allah aşkına. Kolay gelsin. Kaptanım. Bu arada hep Türkiye'deki işler gözüküyor. Sanırım uzun yol şeyini açmayınca yeteneğini yurt dışı işler çıkmayacak gibi. O yüzden uzun yol yeteneğini açacağım bundan sonra. Çıksın ufak tefek gidelim ya. Mesela Edirne'den çıkalım abi yurt dışına. Yani devamlı Türkiye'de şey yapmayalım dedim. Bura neymiş, böyle otel gibi duruyor ama. Wedding, İstanbullar bilir. %90 hız sabit arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ve burada bir yavaşladı bunlar. Niye yavaşladı? Şehir içindeyiz zaten. Ben bu arada hız sınırına uymuyorum. Yani inşallah ceza yemeyiz. Bakalım. Yani hız sınırına uymuyorum dedim. Hani şehir içinde ne bileyim bazı yerlerde 50'ye düşüyor falan. Yani. O biraz şey geliyor. Bu kadar da değil yani. Bu arada retarder yok bu araçta. Arkadaşlar normal fren kullanacağız. Yapıştır artık arkadaşım.
Orada İstanbul Mall büyük bir AVM abi, baksana ne kadar büyük bir maşallah. Evet arkadaşlar, yine diyorum 3 kere çektiğim için denetim istasyonuna geldik. Kantara geldik yani, öyle söyleyeyim size. Hop, 34 ton. İyi bastı. Hemen hızlı bir şekilde çıkalım abi. Yolumuz uzun ya, 250 km yolumuz var ve İstanbul için de ölçekleme daha çok olduğu için daha az olduğu için diyeyim daha doğrusu. Gidiyoruz gitmiyor yani, bitmiyor, azalmıyor. Şuradan bir sol şeride geçeceğim abi. Bana bir müsaade et. Bak sen de sağa döneceksin. Çarpacağım bana yani. Beni sollamaya kalkıyor, gördünüz mü? Saçma sapan iş yani. Yapay zeka. Yapma ya. Şöyle ya. 90'a sabitle abi. Ağır ağır gidelim. Yolumuz uzun arkadaşlar. Scania'da çok şey gidiyorsun be. Bu birazcık böyle modeli eski, biraz daha şey gibi. Hiç eski değildir de hani ne bileyim böyle bir emanetmiş gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Allah'a emanet gidiyoruz. Böyle çok sallıyor kafayı. Bak. Ama yıkılmaz kolay kolay. Onu söyleyeyim. Çünkü arkadaki dorse bayağı uzun bakın. Uzun ve ağır. 34 ton. Boru değil yani. Kolay kolay yıkılmaz. Bura ne gölü ki ya? Deniz mi bilemedim, göl mü? Göl gibi duruyor ama denize de bağlanabilir yani. Şuralar biraz daha geniş gibi bak. İstanbul'da böyle güzel yerler bulması güzel. Hatta şuradaki evler muhteşem bak. Kenarında hemen deniz mi göl mü artık neyse. Manzaralar falan efsane olur. Navigasyonumuz. Bu arada arkadaşlar seriden tekrar bahsedeyim. Birinci bölümde de bahsetmiştim. Bütün her şey açık arkadaşlar. ETS2 yüklediğinizde ilk nasıl geliyorsa o şekilde oynuyoruz. Sadece üst navigasyon modu var. Steam Atölye küçük bir mod. Gece aydınlatması var hemen şurada. O da artık gece sürüşleri falan yaparsak eğer diye o modu indirdim. Başka bir mod yok. Onu da belirtelim. Modsuz arkadaşlar. ETS2. Türkiye haritası falan yok. Normal Karadeniz DLC'si var sadece. İşte İstanbul, Edirne, Tekirdağ. O kadar. Ve şeyler açık. Allah arkadaşlar, kaza yaptık. Ama Allah'tan bir hasar almadı. Of. Ceza yiyecektik ha. Burada biraz yavaşlamamız gerekecek. Şöyle hafiften bir frene dokunayım. 50 ideal. Hop, kolay gelsin kaptan. Hızlı geçiş sistemi var mı? Şöyle sağa geçelim abi. Normalde sağa geçerken sağa bakıyordum. Ama bu sefer bakmadım yani. Bu arada bak, bu şey trafik cezası kesebiliyor.
sınırı falan yanında ihlal ederseniz ona göre yani. Trafik polisleri kesiyorlar cezayı, acımıyorlar. Cezalar açık arkadaşlar. Hız sınırlayıcısı açık 90 kilometre. Ondan sonra trafik cezaları açık. İşte cezalar dedim zaten. Işıklarda falan geçti mi ceza yiyorsun. Ondan sonra para kasacağız, işçi alacağız, garaj satın alacağız falan filan. Bayağı işi büyütü filo kurmaya çalışacağız ya, öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Sıfırdan bir filo kurmaya çalışacağız. Kamyon. Bunun otobüs versiyonunu da yapmak istiyorum ama o biraz zor. Çünkü bir sürü mod gerekiyor. Ayrıca otobüs teslimatlarında, müşteri teslimatlarında arkadaşlar çok bir para getirisi olmuyor euro bazında. Az getirisi oluyor da yaktığın mazota değmiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şey yapmak gerekiyor. Yani onunla biraz sıkıntı olabilir. Onu yapabilir miyim bilmiyorum. Onu bir soracağım işte. İş şeylerini biraz da arttırabilir misiniz, fiyatları hesabı soracağız bakalım. Eğer yaparlarsa onlarla da bir böyle çalışma şeyimiz olur. Yolcu taşıma otobüs firması hani bir böyle şey gibi, Kamil Koç gibi artık zamanla büyüyen bir şirket haline gelebiliriz. Ama tabi o iş biraz zor. Hani bir yığınla mod gerekiyor onun için. Hani yurt dışına da birleştirmek gerekiyor otogarları. Onun farklı modları var işte. Önce bir Türkiye şey dünya haritası al mod mu, öyle bir şey var. Onu yüklemeniz gerekiyor. Ondan sonra onu birleştirmek için Türkiye haritasıyla bir şey var. Onu yapmak gerekiyor. Sonra otogarları birleştirmek, yani otogarları diğer ülkelere de yerleştirmek için başka bir modda gerekiyor. Otobüs modları gerekiyor bir sürü. Yani o biraz sıkıntılı bir süreç. Yani onu bu seri bir tutarsa, birazcık izlenirse falan, ona da başarız diye düşünüyorum. Ama şimdilik kariyer konusunda sadece kamyon temalı, tır temalı ilerleyeceğim. İleride ne olur, ne olur, ne getirir bilmiyorum. Tabii bu arada otobüs temelli bırakacak değiliz. Otobüs videolarımız da gelir yani. Yolcu taşıma videoları gelir. Onlar bizim kanalımızın temelini oluşturuyor desem yalan olur. Temelinde bunlar yoktu. ETS bile yoktu aslında da. İşte çekiyoruz. Kanalımın temelinde işte mobil oyunlar, ETS. ETS ile başladım. Birinci videom. Sonra normal tır kariyer moduyla. Sonra kariyeri bırakmıştım. Sonra işte yeniden başladık. Bu sefer ama daha iyi şeyli başladık. Hani. Tekirdağ'a geldik bu arada arkadaşlar. Onu da belirtelim. Bu sefer daha böyle bir istekli, dirayetli başladık arkadaşlar. Şuna ben bir makas atarım abi. Kaşındı. Bakalım neler olacak. Eğer tutunursak buradan, yani tutunursak dedim. Hani az çok bir izlenme kazanabilirsek devam ederiz seriye. Yani izlenme kazanmasak da devam ederim. Sıkıntı yok benim için. Çok da umursamıyorum. Yani izlensin veya izlenmesin. Çok izlensin, izlemesin. Hiç önemli değil. Ben dediğim gibi birinci seride de bunu anlattım. Kağıtlara yazdım, kitaplara yazdım arkadaşlar. Ben bu işten, bu video çekme işinden keyif alamazsam siz de alamazsınız. Neden? Ben burada keyifsiz keyifsiz oturup somurtarak video çekersem, abi sen de izlerken keyif almasın ya, dersin ki bu ne? Bu ne lan? Ha, ama ben keyif alırsam sen de keyif alırsın. O yüzden keyif aldığım şekilde çekmek istiyorum. Ne çekiyorsam abi. Keyif aldığım oyunu çekmek istiyorum. ETS ve kariyer modunda mı keyif alıyorum? O zaman kariyer modu kardeşim. Otobüste mi? O zaman otobüs. Mesela ben keyif almadan çektiğim videolarda işte siz de keyif almasınız. O yüzden
Böyle bir şey yaptık. Şimdilik yani bir keyif almayacağım bir durum yok. Çünkü bir hedefimiz var. Hani bir filo kurma hedefimiz var. Tüm dünyaya, uluslararası, sadece Türkiye değil, İstanbul, Edirne, Tekirdağ'dan sonra açılma planlarımız var. Tam tabii ilk başlarda Türkiye'ye bir kuruluruz, iyice yerleşiriz. İstanbul, Tekirdağ, Edirne. 3 tane şehir olduğu için sadece. Onlara bir kuruluruz. Helal. Ondan sonra arkadaşlar duruma bakacağız. Diğer ülkelere de açılacağız. Uluslararası bir şirket olacağız yani. Avrupa piyasasına da yayılacağız. Son otobüs firması aynı şekilde, aynı isimle. Cel Turizm bu arada, onu da belirteyim. Al işte. Hız sınırı ihlali yedik, gördün mü? Arkamdan mı kovalıyorsun lan? Ya arkamda polis olunca böyle oluyor işte arkadaşlar. Ya cezayı kesti geçti, kaç para gitti lan? Param nerede yazıyor? Al, 4000 küsüre düşmüş. Lan nasıl ceza kesiyorsunuz anasını satayım ya? 4900. Oğlum benim kaç param vardı? Yuh. Bu kadar da kesilmez kardeşim. Ayıp ediyorsunuz. 300 mü kesti, ne kesti ya? Neyse, onu videodan sonra bakacağım kaç kestiğini. Ayrıyetten bir daha bir küfür edeceğim. Al, bir daha yedik. Yapacağınız işe de, size de. Neredesin la? Neredesin la? Geç la. Gel gel. Ne var lan? Gel gel gel. Al, 4300'e düştük. Şaka mısın ya? Stop ettirdim, sinirden iniyor arkadaşlar. Hadi lan, geçeceksen geçsen de. Yeter ya. Arkadaşlar bunalttılar beni ya. Çok ceza yedik ya. 1K gitti neredeyse arkadaşlar ya. Al işte, bak bundan bahsediyorum mesela. Böyle şeyler arkadaşlar keyif veriyor. Hani ceza yemekten kastım değil. Kastım şu. Yani bir hedef var, bir amaç var. Anlatabiliyor muyum? Bu. Neyse ki yüke zarar gelmedi. Şöyle bir daha bakayım da. Aynen, tertemiz. Yükte sıkıntı yok. Yok lan, buradan dönmüyoruz. Nereye gidiyorsun? Ben şunu bir sollayayım arkadaşlar. Yoksa bana dirlik vermeyecek yol boyu. Şimdi sol şeride geçtiğimde belirteyim lan oğlum. Ben basıyorum, o basıyor. Ben basıyorum, o basıyor. Başki ne yapıyorsun ya? Çay ikram bir şey vereyim mi yani? Ne? He? Allah Allah. Tırların sollaması da mesele gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu arada gelmişiz. Ana ana, nasıl geçti vakit bilmiyorum, inanın. Vallahi çok zevkli sardı. Onu da belirteyim şurada. Yükümüzü teslim edin, ne kadar paramız olacak? 9-10 bin civarı olacak büyük ihtimalle. Kardeş geçsene, manyak mısın ya? Ben seni bekliyorum, sen beni bekliyorsun ya. Allah Allah. Burada da yüke zarar vermeyelim, bu kadar geldik. Yol kötüymüş. Şantiye gibi bir yer herhalde bura. Arkadaşlar 90'ı park edebileceğimi düşünmüyorum, çok uğraştırır. O yüzden 15 TP. Ya 90 park eder miyiz lan? Ederiz be, yürü. Geri geri park etmesi çok zor da.
Deneriz. Önce bir nereye park edeceğimizi görelim. Herhalde şu arada bir yerde olması lazım. Bakayım. Ha, oo. Oğlum oraya nasıl park edeceğiz lan? Şöyle ben bir dümdüz yapıştırayım dayı. Buraya zor park ederiz arkadaşlar ya. Böyle bakayım. Zor ya. Oraya bir dorseyi sokabilirsek iyi. Yok böyle mümkün değil, çok zor. Çok zor. Bir iki kere ileri geri yapacağız arkadaşlar. Neyse sokacağız. Hadi bakalım. Aa, şimdi dümdüz gel. Dümdüz gel. Serbest gel. Şurada bir şey var arkadaşlar. Ona çarpmasak iyi olur. Olmadı gibi ya. Niye öyle oldu? Tamam kabul etti gidek ya. Oo kabul etti lan. Evet arkadaşlar burada da şöyle boşa çekelim. Aracımızı bırakalım, teslimimizi edelim. Mükemmel dedi. Öğrenci 90 TP'yi de 340 TP aldık. Oo. Dorsa manevrası ikramiyesi diyor. Evet, tecrübe ikramiyesi vermemiş, temel ücret. İyi, güzel. Arkadaşlar level atlayamadık. Bir hala bir leveldeyiz. Ama güzel para kastık. 9.000. Bakalım neler olacak. Araç fiyatları zaten belli. Her şey zam geldi. Ona da bir bakarız. Kaç para? Herhalde 100 küsür bindi. Bu gidişte zor alırız gibi. Ama bankadan falan bir şeyler ayarlarım ben. Hallederiz o iş benden. Ama tabii ilk aracımızı şeye vereceğiz. İşçilere falan vermeyi düşünüyorum. Böylelikle hem farklı araçlarla her bölüm bir şey çekeriz. Hem de böyle bir takılırız. Şimdi ne varmış? Şöyle bakıyorum. Baksana yine hep Türkiye. Anlam veremiyorum. Hep Türkiye. Hep Türkiye'de olmuşken en çok parayı verene gideriz daha iyi. Yapacak bir şey yok, dünya haritasında da böyle. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler ve hoşçakalın. Bay bay.